Merhabalar, ben Hilmi Göçen, İzmir Tavla Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda 2009 senesinde İzmir Tavla Derneği'nin kurucu lideriyim. Çocukluktan beri tavla oynuyorum. Tavla benim hayatımın bir parçası. %50'sini, belki %60'ını, belki %70'ini kapsıyor diyebilirim. Tavla oynamayı çok seviyorum ama o kadar seviyorum ki tavla oynamayı bu kadar severken artık tavlayı oynayan değil, oynatan durumuna düştük resmen. Ondan biraz üzülüyorum. Doğal olarak kendi turnuvalarımda da başarı yapamıyorum. En güzel turnuva kendinizin düzenlemediği, gidip oynadığınız turnuva. O turnuvaları çok seviyorum. Zaman içerisinde bir gün Agora'da tavla şampiyonası düzenlendi, Babalar Günü. Orada bir arkadaşınız geldi Ahmet'in aradığında. Onunla beraber modern tavlayla tanıştım. Bu süreç içerisinde modern tavlayı çok sevdim ve bir süre sonra 2009 yılında İzmir Tavla Derneği'ni kurduk. O günden bugüne kadar İzmir Tavla Derneği'ni büyüttük. Bugünlere geldik ve bugün 15. yıl dönümü turnuvasını İzmir Çeşme'de Altın Yunus Otel'de yapmaktayız. Cuma, cumartesi, pazar olarak bütün tavla severlere 3 gün boyunca zevkli ve güzel bir vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bugün de şampiyonlarımızı belirleyeceğiz. Gerek ana kademede, gerek danışman çiftlerde, gerek son şansta bunu yapacağız. Elimizin yettiği kadarıyla yıl dönümü turnuvalarımızı en iyi şekilde yapıp bütün Türkiye'den tavla sever misafirlerimizi ağırlamayı istiyoruz burada. Türkiye Tavla Birliği ile de beraber hareket ediyoruz. Büyük bir ihtimal bu sene sürpriz bir ayak Türkiye Tavla Birliği yine İzmir'de yapmayı düşünüyoruz. Bu arada tavlada burada çok güzel vakit geçti. Oyuncularımız bu oteli çok sevdiler. Israrla yapılmasını istiyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye'de İzmir Tavla Derneği olarak ligleri en başarılı yapan derneğiz. 2 ayda bir sezonlarımız oluyor. Liglerimizi yapıyoruz. Ortalama 70-90 kişiyle oynuyoruz. Bu adede yükseltebiliriz. Ligimizi 150-200 kişiye kadar çıkartabiliriz. Fakat bu konuda çok seçici davranıyoruz. Daha kaliteli oyuncuları ön planda tutup uyum içerisinde oynayacak arkadaşlarımızı seçtiğimiz için kontenjanlarımızı sınırlı yapıyoruz. 2 aylık sezon uyguluyoruz. Aynı futbol ligi gibi Şampiyonlar Ligimiz, Süper Ligimiz, birincilik ve ikinciliklerimiz oluyor. Çok sosyal bir ortam oluşuyor. İnsanlarla her pazartesi akşamı saat 6'dan sonra 5 yıldızlı bir otelde toplanıyoruz. Pazartesi akşamları 6'dan gece 12'ye kadar oynuyoruz. Çok zevkli vakitler geçiriyoruz. 2 ayın sonunda bitiminde de cumartesi ve pazar günleri playofflarımızı yapıyoruz. Playofflarımız çok müthiş zevkli geçiyor ve heyecanlı geçiyor. Hatta playoff'a kalamayanlar kendileri bizzat cumartesi pazar vakitlerini ayırıp gelip maçları seyrediyorlar. Tavla sever arkadaşlarımızı, uyum içerisinde oynayacak arkadaşlarımıza hepimizine kapımız açık. Ben normalde gözlükçülük yapıyorum. Optik firması sahibiyim. Güney Optik firmasının sahibiyim. Aynı zamanda Türkiye'de markalaştırmaya çalıştığımız Galaxy Optik'in yönetim kurulu üyesiyim ve aynı zamanda ortaklarındanım. Türkiye'nin her yerinde şube açmak için uğraşıyoruz. Bu çabamızla devam ediyoruz. Hatta bakın 3 gündür bu turnuvayı düzenliyoruz. Pazartesi İzmir'de bir nefes alacağım. Salı sabah Trabzon'daki Galaxy Optik mağazamızın açılışı var. Oraya gideceğim. Çarşamba tekrar İzmir'e döneceğim. Böyle bir yorgun tempom var. Bu yoğun tempo içerisinde tavlamıza vakit ayırıyoruz. Olmazsa olmazımız tavladır. Benim hayatımın bir parçası tavladır. Hayatımız tavladır daha doğrusu. Burada şimdi 180 kişi civarı bir turnuva düzenledik. Türkiye'nin her yerinden oyuncular geldi. Farklı düşüncede, farklı kültürde ve farklı dilde insanlar geldi. Doğal olarak ufak tefek uyuşmazlıklar olabiliyor ama hepsini bir şekilde sulh yoluyla çözdük burada. Atatürk'ün dediği gibi, yurtta sulh, cihanda sulh dediği gibi biz de turnuvada bütün sorunlarımızı sulh yoluyla hallettik. Burada 180 kişi turnuvada oynayan kişinin bir tanesinin üzgün ve pişman gittiğini düşünmüyorum. Bir tanesinin rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda mütevazi olmuyorum. 180 kişiyi başarıyla buradan hem hoş geldin diyerek hem güle güle diyerek uğurladığımızı düşünüyorum. Yaşasın tavla diyorum. Şimdi bizim tavlamızda maalesef farklı farklı kurumlar arasında çekişmeler var. Ama işte bir Tavla TV var. Bu çekişmelerin içinde olmayan, herkese objektif yaklaşan, herkese röportaj yapan, takip ediyorum röportajlarını sık sık. Severek de izliyorum. Bakmadığım röportajı yok ama o objektif olduklarını görüşüm çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu röportajı veriyorum. Kendilerinin objektif olduğunu düşündüğüm ve inandığım için. Tavla TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Sayın Caner Çelik'e de çok teşekkür ediyorum. Kardeşimi de seviyorum. İyi ki varsın diyorum. Modern tavlaya başlamak isteyen arkadaşlar İzmir'de ise bizim liglerimize katılıp zaman içerisinde zaten ilk başladıkları gün eğitimcimiz var. Önceden bir 2 saatlik eğitim veriyoruz. Ondan sonra başlatıyoruz. Zaten ilk oynattığımızda da kendi ayarında insanlarla oynatıyoruz. Yani modern tavla oynayacaksınız. Bir kere bir 2 ayınızı harcayacaksınız. İnternet üzerinden araştıracaksınız, çalışacaksınız. Her şeyde olduğu gibi çalışan kazanıyor, çalışmayan kazanamıyor. Bir de şunu eklemek isterim özellikle. Maalesef ve maalesef çok da üzülüyorum. Biz her derneğe, her kulübe, her tavla oynatan kişilere aynı mesafedeyiz. Maalesef kısır döngüler ve kısır çekişmeler oluyor. Çok üzülüyorum. Bunların yaşanmamasını istiyorum. Hepimizin kardeş olduğunu, neticesinde ölümlü dünya olduğunu düşünüyorum. Ve Atatürk'ün sözüyle kapatıyorum gene. Tavlada da sulh, cihanda da sulh diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.